Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Üzülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizden çok yakışıklı beğeniler ve çok kaliteli yorumlar bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah kanalımıza da abonesinizdir. 30.900 olduk. 31.000. Hedef 31.000. Hadi arkadaşlar hep birlikte yapabiliriz. Başarabiliriz. İnanırsak üstesinden gelebiliriz. Sevgili arkadaşlar Fenerbahçemizin rakibi belli oldu. Fenerbahçemizin UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi cıkı, cıkı 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 maçlarının galibi olacak. La Fiorita 1967 ve e, FC Zimbru-Cihisinau eşleşmesinin galibi olmuş arkadaşlar. E, yani 5 taşında rakibi belli olmuş. Tirana Arnavutluk takımı onu biliyorum. Daha da vardı o. Bir de Dinamo Batumi Gürcistan takımının eşleşmesinin galibiyle yapacakmış Beşiktaş. Adana Demirspor'un UEFA Avrupa UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi ise Kulüş. Romanya'nın Kulüş takımı ki zor bir takımdır. Yani daha önce geçmişte Türk takımlarına denk gelen bir takımdır. İlk karşılaşmalar 27 Temmuz, maçlar 3 Ağustos. 3. eleme turunun kurası ise 24 Temmuz. Playoff'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecekmiş arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'mizin ee, önünde konferans tekine gitmek için 6 maçı var. Diyeceksiniz ki bu kadar önemli mi? Arkadaşlar önemli. Bakın yani sosyal internete girin yazın e, Fenerbahçe'nin Avrupa maçları. Yani şu kadar maç yapmış, şu kadar galibiyet gelmiş, şu kadar mağlubiyet almış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Yani buna etki edecek. 6'da 6 yapıp 6 galibiyet ekleyebilirsin. Artı grupta da hani kestane kebap yemesi sevap mı diyor. Yani öyle bir grup da gelebilir. 12 galibiyet. Yani Avrupa'da galibiyet sayını artılar ekleyebilirsin. Matematiksel olarak da mantıklı. Her eklediğin galibiyette UEFA puanın da yükselecek. Yani her şekilde Fenerbahçe'nin lehine olabilecek bir durum. İnşallah güzel değerlendirebiliriz. Aziz Yıldırım'ın programı, Yıldırım'ın programı iptal oldu. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'mizin eski başkanlarından, efsane başkanlarından Aziz Yıldırım canlı yayına çıkma kararı almıştı. Ancak program iptal oldu. Ee, sebebi ise FETÖ. Dış, mü, dış gücüler. yok. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un rahatsızlığı sebebiyle iptal olmuş. Bugün saat 21'de Habertürk TV'de Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılmayacaktı demiş. Hocam Mehmet Akif Ersoy'un bacağına sıkmışlar. Ee, i̇zleyicilerimizin bilgisine sunarım diyor. Aziz Yıldırım cephesinden yapılan yeni açıklamada ise kendi açıklama yani kendisi açıklamalarını Cuma günü basın toplantısı yoluyla yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor. Şimdi inanın böyle olduktan sonra insanın aklına hakikaten FETÖ falan geliyor. Yani bu adamın konuşması engellendi mi diye geliyor. Ee, yani Aziz Yıldırım da beni kim, ben öyle bir babanın evladıyım ki beni kimse söz diyerek Cuma günü kendi çapında basın toplantısı üzerinde açıklama yapacakmış. Merak içerisinde bekliyorum. Hocam yeni başkan adaylığı mı olacak? Hocam başkan adaylığına birini mi seçecek? Hep birlikte bekleyip görelim arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Aziz Yıldırım bir aday belirledi. Ve bu adayın e, destekçisi çok fazla. Çok çok fazla. Ben onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'yi ikna eden rapor. Biz Fenerbahçe'ye dönelim. Sonuçta bizim Fenerbahçe'miz var. Fenerbahçe'mizin de transfer hedefi var. Bosna Ersek milli takımıyla Avrupa elemelerinde boy gösteren golcü futbolcu. Çıkacağı tatil öncesinde rotasını İstanbul'a kıracak. Şehri, yaşayacağı evi gördükten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak. Kim o isim? Edin Dzeko. Ve Edin Dzeko'nun artık İstanbul'a gelmesi bekleniliyor. Diyor haberde arkadaşlar. Hatta ben buna bir de son dakika vereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar Arabistan'ı reddetti. İntel'le sözleşmesi biteci, biten Bosna Hersekli e golcü futbolcu Alessandro Lucci ile temasları, Fenerbahçe'nin görüşmesi, Fenerbahçe isteği, 3 saat süren toplantı, hani sizin için Arabistan'dan gelen teklifi reddettik demeleri baya baya güzel oldu. 37 yaşına geldin Ceko'ya Inter'de son olarak kazandığı yıllık 4,5 milyon euro net maaş yanında da 2 milyon euro imza parası verileceği söyleniyor. Bosna Ersek takımının son maçını Lüksemburg'dan oynayacak ve deneyimli golcü kampın bitmesiyle tatile başlayacak ancak öncesinde rotası İstanbul olacak. Eşiyle birlikte gelip yaşayacağı evi şehri görüp ardından 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Şimdi Fenerbahçe'yi ne ikna etti? Raporlar Fenerbahçe'yi ikna etti. Anlatabiliyor muyum? 113 milyon euroluk Lukaku'yu yedek bırak. Yani Edin Ceku geçen sezon Inter'de 113 milyon euroluk Romelu Lukaku'yu yedek bırakıp 52 maçta oynayıp 14 gol 5 asist yaptı. Ve oyun içindeki etkisi de çok daha büyük oldu. Şimdi Forvet'teki partneri kim? Lautaro Martinez. Inter kariyerinin en verimli sezonunu geçirip 28 gol attı. Tabi Edin Dzeko'nun oyun içindeki varlığı da önemli ve etkili oldu. Sürekli rakip savunmayla boğuşan, sırtı dönük oynayan, servis yapan Dzeko. Lautaro'ya sürekli beslemiş. Sadece Lautaro'ya değil. Merkez orta saha oyuncu olarak oynayan Nicola Barella. Dzeko'nun servisleriyle 9 gol attı. Ve kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi. Edin Dzeko'nun istikrarlı performansından hiç şaşmayan Inter teknik direktörü Simeone Inzaghi. Hem Şampiyonlar Ligi finalinde hem de finale giden yolda Boşnak golcüyü sürekli ilk 11'de oynattı. E, takım içinde de büyük bir figür. Teknik direktör dışında takım içerisinde hani abilik yapan biz eskiden papaz derdik de abilik yapan bir figür. Gazetta Inter'in tartışmasız lideri diyor. 9 Ekim 2022'de La Gazette de Sport'ta yer alan haberde Ceko'nun hem saha içerisinde hem saha dışında Inter'in tartışmasız lideri olduğunu yazdı. Ve oyun içinde psikolojik olarak düşen arkadaşlarına destek verdiği, hataları için uyardığı, hani bir hocalık yaptığı ya da abilik yaptığını da söylüyor. Wolfsburg, Manchester City, Roma gibi kulüplerde kariyeri içerisinde ve hatta bir maç içerisinde tartıştığı Onana'nın bile daha sonra Ceko'dan özür deyip teşekkür ettiği belirtiliyor. Son 5 sezonda 222 maç. Geçen sezon 52 maçta forma gibi 14 gol 5 asist. 2020-2021-2022'de 49 maçta 17 gol 10 asist. 2020-21'de 38 maç 13 gol 5 asist. 2019-20'de 43 maç 19 gol 14 asist. Ve 2018-19'da 40 maç 14 gol 10 asist. Şeytan kulağına kurşun geçen sezon hiç sakatlanmadı. <laughs> Son olarak 2021-22 sezonda koronavirüse yakalandığı için 8 gün sağlardan uzak kalıyor. Öncesinde 7 Kasım 19 Kasım 2021 tarihlerinde 12 gün sakat olan Ceko sadece bir maç kaçırmıştı. Ve arkadaşlar artık <laughs> Edin Ceko transferinde son düzlüğe girildi. Her an kap yapılabilir. Siz günlerdir hatta haftalardır ay oldu mu <laughs> bilmiyorum. Kanalımızda videolar mevcut. Yani e, duyum kaynağımın vermiş olduğu duyuma ben güvene güvene haberi yaptım. Duyan Kent konusunda yanılmadık. Edin Ceko konusunda da inşallah yanılmamış olacağız arkadaşlar. Ve e, şu anki duruma göre de sosyal medyaya göre de son düzlüğe girildi. Şimdi Fenerbahçe yönetimi çekoyu transferinde artık sona geldi. İşte yaşanan gelişmeler. Bir, menajeri İstanbul'a geldi. Menajeri Aleksandro Lucci ile Fenerbahçe yönetimi görüştü. Görüşmede anlaşıldı. İş imzaya kaldı. İki, kazanacağı yıllık ücret 4,5 milyon euro. Yıllık ücret artı 2 milyon imza parası dinliyor. 3. Ceko Türkiye'ye gelecek diyor. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ceko ailesiyle birlikte şimdi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ceko ailesiyle Marmaris'te tatil yapmak için bugün Türkiye'ye gelecek ve Fenerbahçe'nin resmi imzaya çağırmasını bekleyecek. Hani gelecek, e, tatile geçecek ve bekleyecek. Şimdi raporların Fenerbahçe'yi ikna etmesini söyledik. Sercan Hamzoğlu e, Haber Global özel e, hashtag ile paylaşmış. Buradan da Sercan Hamzoğlu'na selamlarımı iletiyorum. Kendisini yakinen tanıyan birisi varsa gerçi kendisi benim e, birçok yorumu görüyor ama. Hayırlısı olsun e, arkadaşlar. Paris'te büyük bir patlama meydana geldi. Hadi inşallah yani can kaybı vesaire yoktur. Şimdi Haber Global Özel Haber HD ile sunduğu şeyde Ceku'nun menajerlerinden Alessio Ceciarilli yanında iki avukatla İstanbul'a geldi. Arkadaşlar bakın ben size tabiri söyleyeyim. İki avukatla İstanbul'a geldi. Şu demek yani hayırlı olsun sözleşme imzalanıyor demek. Yani hayırlı olsun sözleşme imzalanacak demek. Çünkü avukatlar boşuna gelmiyor. Artı Fenerbahçeli az sonra kulüp binasından Fenerbahçeli yöneticiler ve hukuk departmanıyla bir araya gelerek sözleşme detaylarını konuşacaklar. Resmi imzaların atılması an meselesi. Ve Ceko büyük bir aksilik olmazsa ne bileyim taş düşmeyi düşüp ayı çıkmazsa 2 yılına Fenerbahçe'de hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah Fenerbahçemiz için hayırlısı olur inşallah. E, Fenerbahçemiz için en doğrusu bu olur sevgili arkadaşlar. Yani Edin Dzeko bence artık buradan döneceğini de zannetmiyorum ama eee Edin Dzeko artık Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hayırlı olsun. Kapını da vereyim. Sonra bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ne diyeyim arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Ama buradan döneceğini zannetmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ha bir de şunu da belirteyim. Ulan. Ulan arkadaş ya. Şeyin. Ee... Yok artık ya. Galatasaray rakip. Ee, onunki de belli olmuş herhalde. Galatasaray'ın rakete belli olmuş. Bir stat görseli geldi elime de burada oynayacak böyle diye. İkinci önerimi turundaki rakibi Zalgiris Vinicius Stragua Makedonya eşleşmesinin galibi olacakmış. Ulan arkadaş ya şeyi gösterdiler de statları. Zalgiris mal müyü eledi falan filan. Stat kapasitesi 800 kişi. Fenerbahçe'nin rakiplerinin ee, hangisi? Moldova ekibi Çihistan'ı 1400 kişilik statta oynuyormuş. Neyse son olarak da şunu söyleyeyim. Fatih Tekke Emre Mor'un hızı Arda'da olsa Messi'ye çok yakın bir oyuncu olur demiş. Valla çok doğru söylemiş bence. Çok güzel bir cümle kurmuş. Hatırlıyorum. Mihazait. Mihazait için İtalya'dan talip diyor. Arkadaşlar Atalanta Mihazait ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erdi. Uzatıp uzatmayacağı resmi olarak açıklamadı ama ben size kap olarak, duyum olarak veriyorum. Hani ee, uzatacak gibi duruyor. Daha önce İtalya'da Empoli Genoa formaları giydi. Öte yandan Zaytçı'dan yeni sözleşme geçmiş. 34 maça çıktı. 5 gol 4 asist. Şimdi hepiniz aynı soruyu soracaksınız. Diyeceksiniz ki hocam Zaytçı'nın kalıp kalmaması neye bağlı? Teknik direktöre bağlı. Hocam işte Jesus gitti kalır mı? Şimdi Jesus gitti gitmesine ama mesela Sergen Yalçın ismi konuşuluyor. Putin'a konuşmayın. Ee, Azerbaycan takımıyla ilgili ben duyumumu verdim ama yanlış anlaşılmış olabilir. Ben düzelteyim. Azerbaycan takımıyla imzaladı. Şöyle yaptı böyle yaptı diyorsunuz ama dedim ki hani iptal olabilir. Fenerbahçe ile bir görüşmesi vardı. İsmail Kartal son düzlükte depara kalktı ve İsmail Kartal hani benim e, düşünceme göre artık Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal. Onu da söyleyeyim ama Tabi bu işler ne olacağı belli olmaz. Ha, Sergen Yalçın konusunda muhtemelen kulüp yalanlar. Hiç görüşmedik ki. Kur'an çarpsın görüşmedik. Allah çarpsın görüşmedik falan der. Siz inanmayın ona. Yani görüşme illaki yapılmıştır ama tabi e, Sergen Yalçın değil. Ha, o Azerbaycan kulübüyle de anlaşamayacak gibi gördüğüm kadarıyla ama önemli değil. Bizim için önemli değil. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oynama yani Fenerbahçe teknik direktörü olması etmesi devam etmesi de e, benim takdirime göre benim düşünceme göre Zayt'sın sözleşme uzatması demektir. Yani uzun lafın kısası hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hem İsmail Kartal hem Miha Zayt hem Edin Ceko. Size 3 tane kap verdim. Daha ne yapayım? Ama İsmail Kartal için şunu söyleyeyim. Hani resmi imza atılana kadar tamam denilene kadar bu kapım muallakta kalsın. Zayt da muallakta kalsın. Ama durumlar bunlardan ibaret. Duyumlar bunlardan ibaret. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Şurada sabaha inşallah 31 bin olur. Hadi arkadaşlar hep birlikte 31 bine, hep birlikte e, hedefimize doğru gitmeye. Görüşmek üzere.